Beni mazur görün ama boşanmanızın benimle ne gibi bir alakası var anlayamadım. Size karşı olan hislerimi Seher'den daha fazla saklayamadım. İnanın, duygularımı bastırmak için çok çok çabaladım ama beceremedim. Ben size aşık oldum. Benden intikam almak için şimdi bunu mu deniyorsun ha? İnsanları köylerinden, topraklarından attırmayı mı? Ben oyun oynamıyorum Kemal. Ama sen oyun oynamayı iyi becerirsin değil mi? Şimdi defol git buradan. Daha önce de bana olan öfken yüzünden gidip Muzaffer'le evlendin. Şimdi de bunu yapıyorsun. Dönüş olmayan bir yola giriyorsun Güllü. Asıl sen girdin o yola. Bana söylediğin yalanlarla. Yalan değildi Allah'ın belası. Yalan değildi. Neydi o zaman? Yalan değildi. Söylesene neydi? Anlattın mı karına beni de söptüğünü? Söyledin mi ha? Söylemedim. Söylemeyeceğim de. Asla da bilmeyecek. Halide'ye dönmek zorundayım. Başka çarem yok. Defol git. Bıktım senin yalanlarından. Defol git. Bakın. Size son kez söylüyorum. Yolumdan çekilin. Çekilmiyor musunuz? Korkarım işler sandığımızdan daha karmaşık Halide. Sanırım Orhan rahmetli Muzaffer'in yerini almaya çalışıyor. Kemal seni seviyor sevmesine ama. Ama ne? Halide hamileymiş. Belli ki Kemal o yüzden dönmüş Halide'ye. Mecbur kalmış yani. Hamile miymiş? Bir kafa daha çakayım mı? Ha? Alnının ortasına Zaloğlu ister misin? Belki o vakit anlarsın ne istediğimi. Yok. Bu dükkanlar sana hazırlık çalışmıyor biliyor musun? Hadi şimdi yürü kalk git başka yerde arpalan. Bana bak ana. Ana. Ana bana bak ana. Kemal. Ana konuşma ana. Tamam ana. Kemal. Ana tamam ana. Ana konuşma ana. Konuşma ana. Yılmaz. Su getireyim. Aa, ana. Ana yorma kendini ana. Kurban olayım bana konuşma. Kemal. Ana ana konuşma ana. Kurban olayım ana. Vasiyetim. Ana tamam dur. Ana. Canım pahasına da olsa. Toprakları. Ana vermeyeceğim ana tamam. Vermeyeceğim ana kurban olayım. Ana bana bak ana. Ana.
Bana kurban ol, bana, o bana. O Gülcan, bunun hesabını sor. Ana tamam, konuşma. Ana kurban ol, bana. Ana, ana sor, soracağım ana. Ana, ana bana bak ana. Ana, ana, kızlara. Ana kurban ol. Ana bana bak ana. Ana, ana kalk ana. Ana! Ana! Sıkın sıkın. Siz bana sıkın, ben de ona sıkayım. Yürü git lan dükkanımdan. Ne diyordun? Bir kurşun, 50 kuruş İbrahim Efendi. Öyle der mi? Sen erkek olacaksın da o tetiği çekeceksin. Ramazan, yapma. Gözünü seveyim, yapma Ramazan. Ulan yetişin! Ulan gözünü seveyim, yapma Ramazan. Sor yetişin! Yetişin, yapma Ramazan, yetişin! Kabah. Hafız. Vuruldun mu Eren'le? Hafız. Hafız, 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 Hafız. Hafız. Hafız dur. Hafız, Hafız. Zemsin'e arayın, babayın başı çekin. Doktor neye bir şey çağır, Allah'ın sana çekin. Hafız. Hafız bakana baba. Hafız, Hafız beni duyuyor musun? Hafız beni duyuyor musun? Hafız, Hafız. Havuz buraya kadar gel kardeş. Havuz ben diyorum nerede? Havuz ben diyorum nerede? Havuz, Havuz. Lan kimse yok lan! Kardeş dayan lan Havuz. Ben duyuyorum nerede? İyileşeceğim kardeşim benim. Siz ben, tamam mı? Thank you.
Doktor, durum nasıl ha? Kurşunu çıkardık ama çok kan kaybetti. Ne diyorsun, iyileşecek mi yani? Allah'tan ümit kesilmez. He, doğru diyorsun. Sağ ol. Ramazan. Helak ettin kendini be kardeş. Bak, tüsülüdür bizim kafa. İyileşir görürsün. Hem ne kurnazdır kafa biliyor musun? Bir Ali Cengiz falan yapar. Yine atlatır oraklıyı. Ramazan. Doğru mu duyduklarım? Kabak vuruldu mu Esat'tan? Bir şey desene Ramazan. Benim yüzümden Paise. Benim yüzümden. Bahane dedi ki silah bıraktı dedi. Ahmet? Haberler iyi değil. Ne oldu? Meryem teyzenin evini yakmışlar. Ne? Meryem teyze içerideymiş. Başımız sağ olsun. Ahmet, Kemal nasıl? Nasıl olsun? Ben geliyorum. Bakalım Alperin. Aman da aman. Mavişler nasıl yakışmış benim oğluma. Ellerine sağlık ana. Hırkanın altında bir de pantolonum diyor ben. Hanımım. Size bir diyeceğim var. Ne oldu Yasin'a? Kemal'in anası. Ölmüş. Aman yarabbim. Dün gece evi yanmış. Ne? Ne diyorsun sen Yasin'a? Nasıl olmuş? Dün bildiğim bu hanımım. Gece yangın çıkmış. Kadıncağız evin içindeymiş. Evde başka biri var mıymış? Yok. Yalnızmış. Birileri fark edip yetişene kadar kurtaramamışlar. Ne var, ne istiyorsun? Ev boş olacak demiştin. Meryem teyze içerideymiş. Sen var ya katil ettin beni. Bak, bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Yarın ofise gel, orada görüşelim. Olur mu Nuri? Bak hele, şimdi konuşacağız. Haklısın, işler değişti. Yarın geldiğinde para işini de konuşuruz. Çeneni kapaman için iki kat yeter herhalde, ha? İstemem. Sen beni ne sandın? Vicdansız değiyorsun. Ne dedin sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sen beni tanımadın galiba. Nuri, ne diyorsam onu yap. Şimdi tepemin tasını attırmadan yıka kalk şundan. Kimseye de bir şey söyleyin deme. Merhabalar Halide'ciğim, nasılsın? Çok korkunç bir şey oldu Orhan. Kemal'in annesi. Dün gece evi yanmış. Ne? Büyük felaket. Nasıl olmuş? Kim yakmış evi? Herhangi bir bilgi var mı? Hiçbir bilgim yok Orhan. Ben de şimdi köye gidiyorum zaten. Hoşça kal. Başınız sağ olsun. Geçmiş olsun Halide'ciğim. Bilmiyorum. Yakında öğreniriz. Yalnız. Yalnız ne? Bundan sizi mesul tutabilirler. Ne? Nasıl yani? Topraklarını aldınız. Buna karşı en çok direnen Kemal'le anasıydı.
Yani... Yani ne Yasin Ağa? Ne demek bu? Nasıl yani? Ben mi yaktım evi Yasin Ağa? Haşa hanımım. Haşa. Ama köylüler böyle düşünebilir. Bu durumda hazırlıklı olmamız gerekecek. Tamam Yasin Ağa, sen işin başına dönebilirsin. İleride bunu bulun komutanım. Benzin kokuyor. Yerden kumbaklama olduğu aşikar. Üzerinde parmak izi olabilir. Derhal incelemeye gönderin. Emredersiniz komutanım. Bak hele. Kendi kendine çıkacak değil ya bu yangın. Durduk yere olacak iş değil ki bu. Dışarıdan başlamış hele. Belli biri kundaklamış. Jandarma öyle diyor. Bulutsuz günde başına yıldırımlar düşesice. Mutlaka o soykanın işidir o. Serap denilen o ***'dan başka kim yaptıracak ki bunu? Bu jandarmeler ne duruyor burada? Niye gidip içeri tıkmıyorlar bunu? Kemal. Başım sağ olsun oğlum. Sağ ol Ahmet. Nasıl olmuş? Nasıl çıkmış bu yangın? Biri yakmış diyorlar. Arama tamamlandı komutanım. Şey yapmayacağım mı komutan? Olay yeri tahkikatı yapıldı. Değerlendirme yapıldıktan sonra size bilgi vereceğiz. Bu işi yapan da yaptıran da belli komutan. Gidip niye içeri tıkmıyorsunuz şu soykayı? Elimizde kanıt olmadan kimseyi içeri tıkamayız. Şimdi sakin olmaya çalışın ve bu işi bize bırakın. Hadi oğlum. Döktüğü kan yerde kalmayacak komutan. Ana, ben Kemal'in yanına gitsem iyi olur. Kim bilir ne haldedir şimdi. Ama ya beni görmek istemezse? Ya haklıysa Yasin Ağa? Senin bir suçun yok. Korkma. Çık git karşılarına başın değil. Anlasınlar suçsuz olduğunu. Herkes bilsin ne kadar üzüldüğünü. Hem cenaze evine giden kovulmaz. İnsanlar sende kalsın kızım. Evlatlarımın içinde en hayırlısı sen verdin ya hep. Ben sana çok çektirdim ama istediğin gibi bir evlat olamadım. Seni ne kadar sevdiğimi hiç söyleyemedim ana. Kurban oldum.
gün yine kavuşacağız anne. Bugün gelene dek sana olanların hesabını sormadan bana gün yüzü yok anne. Sen var ya, benim bu dünyadaki tek dostum, tek kardeşimsin, biliyorsun değil mi? Keşke elim taş olaydı, kırılaydı da tutmayaydım o tabancayı. Benim yüzümden Azrail'in pençesine düştün ya. Herkes benden alay ederken sen bana hep dinledin. Evini açtın bana. Sen benim var ya, öz kardeşimden daha kardeşsin ha. Hafız, bak beni bu dertle burada koyma, olur mu? Erenler, uyan hele. Bak daha yapacak bir sürü işimiz var Hafız. Biz daha ne gün gördük ki ne kardeş? Öyle değil mi? Allah sana söz. Bak iyileş, yemin ediyorum sen ne dersen o olacak ha. Vallahi diyorum bir de elini iki etmeyeceğim ya. He yok yok yani. Anladın lan lan. Gitmem lazım Yasin ağa. Suçluymuş gibi saklanamam. Benim bu işle bir alakam olmadığını görecek herkes. Ama orada sizi yalnız görürlerse daha da öfkelenecekler. Tek başınıza Allah korusun bir vukuat olursa. Benim kimseden korkum yok Yasin ağa. O vakit ben de geleyim. Yanıma birkaç da adam alayım. Lüzum yok. Allah'ım sen hepimizi koru. Allah düşmanımın başına böyle feci son vermesin. Kurban olduğum bizi koru. Aynen öyle. Düşünebiliyor musun? Kadıncağız resmen uykusuna gitmiş ya. Şimdi ne olacak peki? Ha? Eğer hanımdan bilirlerse... Yandık ki ne yandık. Bak benden söylemesi. Bundan böyle herkes ayağını denk alsın. Ortalık fena karışacak yani. Ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz siz burada? Kemal var ya. He. Onun anası Meryem dün gece ölmüş. Evi yanmış kadıncağızın cayır cayır. Yanmış mı? Niye ki? Niyesini bilmiyoruz. Ama bu sebepten Serap Hanım'ın başı çok ağrıyacak. Ziyare bacı, hakikaten de Serap Hanım yaktırmış olmasın evi. Kız tövbe de. Olur mu hiç öyle şey? Birileri duyacak şimdi. Ey. Sen bir şey biliyor musun Reşit Efendi? Ben mi? Yo, ben ne bileceğim ya? Allah Allah. Tesadüfe bak ha. Tam hanım darlaları almış, köylüyle arasına husumet girmiş, Meryem'in evi yanıyor. Öyle mi? Olacak iş değil vallahi ya. Allah.
Cemşir efendi. Ya burada böyle helak olayım. Hak istersen eve git ha. Ramazan. Sen de Cemşir efendiyle git he mi? Ben burada kalırım. Kabak çıktı mıydı, uyandı mıydı hemencecik haber veririm. Yok. Ben kabak gözünü açmadan şuradan şuraya gitmem. Ben de bekleyeceğim. Zaten eve gitsem de gözüm uyku düşmez. Ey madem. Gel otur burada. İfade vermek için bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Niye ki? Tamam, tamam. Sizinle gelmeniz gerekiyor, görgü şahidi olarak. Olur. ترجعون صدق الله العظيم آمين Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun al ve ashabının ehli beytinin ruhu için ashab-ı kiramın sahabe-i kiramın ve sadat-ı kiramın ruhu için merhume Meryem Şahin ablamızın ruhu için El Fatiha Başın sağ olsun kardeşim. Sağ olasın abi. Başımız sağ olsun Kemal. Sağ ol usta. Başın sağ olsun Kemal. Nur içinde yatsın. Allah hepimize sabır versin. Sağ ol Muhtar. Başın sağ olsun kardeş. Sağ olasın. Kemal başın sağ olsun. Sağ ol abi. Bu böyle kalmayacak. Hepimiz yanınızdayız bilesin. Hadi Kemal. Usta siz gidin ben biraz burada kalayım. Kemal ben seninle kalayım. Halde ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Pis katil! Hangi yüzden geldin buraya? Kalk git buradan geberteceğim seni ha! Yılmaz dur Allah aşkına Yılmaz. Bırak Fatun! Yılmaz dur. Cenaze zamanı yakışık kalmaz. Sakin olun biraz. Yılmaz doğru diyor. Ne istedin masum bir kadından? Katil! 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 Benim bir suçum yok. Olanlardan yeni haberim oldu. Ben de en az sizin kadar üzgünüm inanın. Neyine inanacak senin be? Söyle. Kimin eline tutuşturdun ateşi söyle. Yapmayın. Buraya başsağlığına geldim. Ne kadar üzgün olduğumu söylemeye geldim. Benim yaptığımı nasıl düşünürsünüz? Senden başka kim yaktıracak o evi be? Söyle kim yaktırdı? Hesabınızı sonra görürsünüz. Burası yeri değil. Sen de var git Gül. Burada durup da insanların yarasını dağlama. Bundan kelli, olma gölgeni. Artık sana uyku haram, haram! Şehirde seni Orhan'la konuşurken gördüm. Yanlışınız olacak. Başkası sandınız herhalde.
Yo, eminim sen olduğuna. Orhan mı tuttu seni? Yo, yo vallahi yenge. Ne diyorsun sen? Bana bak. Yalan söyleme. Konuştuklarınızı duydum. Evi sen mi yaktın? Yo, yo vallahi yenge. Şimdi doğruyu söylersin. Ya da gidip herkese sen olduğunu anlatırım. Ellerinden kurtulamazsın. Yeminle ben masumum yenge. Evde hiç kimse yok dediydi bana. Boş sandım. Kim söyledi sana bunu? Orhan mı, Serap mı? Orhan Bey. Kimseye bir şey söylemeyeceksin dedi. Serap'ın kulağına giderse seni gebertirim dedi. Bu yangınla bir alakan var mı Orhan? Aklından ne geçiyor senin? Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı artık. Aksine. İpler tamamen benim elime geçmiş durumda Seher. Evet. Buyurun Serap Hanım. Çok fena bir şey oldu Orhan Bey. Çok fena. Hemen çiftliğe gelebilir misiniz? Derhal. Hiç endişe etmeyin. En kısa zamanda oradayım. Tamam, hoşça kalın. Anlat. Ha. Allah komiserim, silah benim de biliyor musun? Yani yemin ediyorum ben silah hani o deyusu korkutmak için aldım biliyor musun? Bu devamlı dükkana geliyordu, tehdit ediyordu. Ya ben silah çektim ama vurmak için değil yani. Hani korkarsa böyle gider bir daha gelmez diye. Ondan sonra böyle birden bir karışıklık oldu. Böyle silah patladı yani. Silah kimin elindeydi? Vallahi bilmiyorum ki ne komiserim ben. İkimiz de tutuyorduk silahı. Sonra ben bir baktım ki ne benim. Benim kardeşim kanlar için. Keşke kabağın yerine ben vurulaydım. Şurayı imzalayın. Ya Cemşir ağa, sen Pakize'ye bakarak ol. Mevzuyu anlat ama alıştırarak hani. Telaş etmesin. Bir de hafızın yanına kalın. Uyandığında yalnız kalmasın. Evet. Anlat bakalım. Vallahi komiserim, bu İbrahim denilen gavat daha önce de dükkana gelir, nedensiz yere para istermiş. Dün de yine dükkana geldi. Önce çok fena kavga ettiler. Ramazan'ı fena dövdü. Sonra silahın patladığını duydum. Kabak vurulunca bu İbrahim Deus kaçtı gitti. Silah kimin elindeydi? Vallahi komiserim, silah kimin elindeydi ben görmedim. Şurayı imzalayın. Şu İbrahim'i de bulun getirin. Telefonda çok endişelendim. İyi misiniz Serap? Olanları duydunuz mu? Duydum. Maalesef. Çok korkunç bir kaza. O evi benim yaktırdığımı zannediyorlar. Üzülmeyin, ben yalnız değilim.
Bugün mezarlıkta köylülerin hepsi katil sensin diye bağırdı bana. Kemal bile inanmış evi yaktırdığıma. Lütfen üzülmeyin. Bunlar da ayak takımının iftiraları. Paya vermeyin lütfen. Bunu yapanın ortaya çıkması gerekiyor. Ben bu lekeyle yaşayamam. Endişelenmeyin. Katil en kısa zamanda yakalanacak. Eminim jandarma bu mesele üzerinde titizlikle duruyordur. Ben de bizzat ilgileneceğim. Merak etmeyin. Ancak köylüler bu olayı sizden bildiği için her an intikam teşebbüsünde bulunabilirler. Dilerseniz jandarmaya haber verin. Çiftliği koruma altına alsınlar. Yok. Jandarmaya lüzum yok. Yasin Han nöbetçilerin sayısını arttırdı. Peki, siz bilirsiniz. Geç içeri, çağırmak yok. Eğer benim kardeşime bir şey olursa seni ellerimle gebertirim İbrahim. Bak hele, adamına bir şey olacak olursa Kodes'e postu serecek olan sensin. Paka bastın Zaloğlu, hadi uzatma, kaldır ayağını. Bahsedeyim. Ulan ben de sürem lan. Kemal, ne olur iki lokma yiyin şunda. Canım istemiyor. Utanmadan lakmış bir de cenazeye gelmiş. Bizimle alay ediyor bu soyka. Ah bir kadın olmayacaktı ki. Ben onun hakkından gelirdim emme. Ya iyi de bu işi onun yaptığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ki ha? Belki başkası yapmıştır. Başka kim yapacak ha? Kim yapacak? Bu köyde yaşayanlar arasında bugüne kadar hiçbir husumet olmadı Ahmet kardeşim. Hele ki Meryem bacı. Yani bütün köylü severdi Meryem bacıyı. Nur içinde yatsın. Abi. Hey ya. Hayır duasını almayan tek bir komşusu yoktu. Serap toprakları satın aldıktan sonra böyle bir facianın olması tesadüf mü sence Ahmet? Yapma Allah aşkına. Sen de onun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsun. Ben bakarım. Yapanın yanına bırakmış. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmış. Ocağımı söndürenin ocağını söndüreceğim. Anlım olsun.
Kemal. Kemal. Nereye gidiyorsun Kemal kardeş? Çiftliğe. Yaptıkların hesabını soracağım Serap Hanım'la. Hele davranın ağlar. Ödeşme vakti gelmiştir. Düşün yollara. Davranın ağlar. Bu kalın intikamını alacağız. Nerede bırakmayacağız bu kalı? Benim kanaatimce bu iş çok daha karmaşık Serap. Bu işi içlerinden biri de yapmış olabilir. Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Sizinle uzlaşmalarına mani olan kişi Kemal'di. Yıldırmak için yapmış olabilirler. Pencereden çekilin lütfen. Muzaffer Ali. Derhal bana jandarma komutanını bağlayın. Güllü çık dışarı! Güllü çık diyorum! Hesap vereceksin Güllü! Anam olanların hesabını vereceksin! Katil! Ödeyeceksin bedelini! Çık dışarı, soysuz! Durun, ne oluyorsunuz? Durun! Kemal, delirdin mi? Sen bu meseleye karışma Yasin ağa. Güllü çık! Anne, hadi. Siz arka odaya geçin hemen. Kızım, ne yapacağız şimdi? Anne, hadi çabuk arka odaya geçin. Tamam. Dayanın kapıya. Durun. Hayır. Çekil kenara. Durun. Çıldırdınız mı? Yapmayın. Ne yapıyorsunuz Serap? Çıkıp gerçeği söyleyeceğim onlara. Ben yapmadım. Bunu yapmayın. Sizi dinleyecek durumda değiller. Bu işi durdurmanın başka yolu yok. Şimdi karşılarına çıkmazsam benden bilecekler. Ne olacaksa olsun. Korkak değilim ben. Suçlu da değilim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Dağ başı mı burası? Eşkıya mısınız siz? Asıl eşkıya sensin. Sen mi yaptın Güllü? Evi sen mi yaktırdın? Cevap ver Güllü! Ben bir şey yapmadım. Senden başka kim yapacak ki? Bizi de mi yakacaksın? Hesabını sormaya geldik. Soysuz yılan seni. Katil! Katil! Ne hakla bana hesap soruyorsunuz siz? Size hesap vermek zorunda mıyım ben? Defolun gidin çiftliğimden. Atın silahları, dağılın. Açın. Serap Hanım. Kemal. İndirin silahları.
Kemal, bu iş şakaya gelmez. İndir silahını yoksa ateş emri vereceğim. Hadi kardeşim, indir silahını. Yakma kendini de, hadi. Ali Kıran, başka sen misiniz? Hadi dağılın şimdi, dağılın! Ulan utan, sen müze niye çatıyorsun ki? Yaptıklarının hesabını sormayacağız mı bundan? Bir sıkıntınız varsa gelirsiniz adam gibi karakola, şikayetinizi edersiniz. Hadi dağılın şimdi. Çocuklar. Kızım, senin ne işin var ki yine burada? Niye geldin? Sen geri dönmeyince merak ettim. Sağ olsun başkomiser de izin verdi. Diyor ki, bir süre daha burada kalacakmışsın. Hafız nasıl? Hafız daha kalkmadı ama Cemşir yanında. Ben de buradan çıkar çıkmaz gideceğim. Bu herif yaptı değil mi? Başındaki bela bu herif miydi? Ramazan. Hı. Seni neden burada tutuyorlar? Gülüm sen yat hadi. Sen neden tuttuklarını söyle, öyle gideyim. Bazı silah benim elimde. İyi de senin silahın yok ki. Ah. Ama dur azıcık ya. Oksijenini koymazsak mikrop neyim kapar ha? Çok canım acıyor kız. Bunlar var ya, bunlar zaten insan değil. Hayvan bunlar, hayvan. Aslında ben hepsine sıkacaktım ama. He. Gördük nasıl sıktığını. Bu işin buraya varacağı belliydi. Ama bu kadarını bilemedim. Abo, vallahi ödüm koptu. Zıvanadan çıkmışlar, tövbeler olsun. Cendermeler gelmeyeydi var ya, lime lime edirlerdi bizi. Köylünün infiale kapılmasını anlıyorum da, Kemal'in bu işi hanımın yaptığına inanmasına aklım almıyor. Kim yaktırdı o zaman anasının evini, kim? Hanım günlerdir esip gürlüyordu. Vallahi günah kendi boynuna. Kız Gülizar, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hiç, he? Densiz densiz konuşma da höz. Hanım hiç öyle bir şey yapar mı? Yok, o kadar uzun boylu değil. Sen neredeydin dün gece bakayım, ha? Nasıl? Uyuyorduk işte. Ha, uyuyordun öyle mi? Ne yani, sen şimdi ne demeye ima etmeye çalışıyorsun? Yani ne demek istiyorsun? Yani Meryem'in evini ben mi yaktım? Bunu mu ima ediyorsun? Sen delirdin herhalde be. Tamam istemez ama yeter. Çok kötü oldu bu iş, çok. Kan girdi araya.
Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Evi sen mi yaktın? Cevap ver Gülmür! Katil! Bütün geceyi burada geçirdin. Fatma da ayıp oluyor artık. Hadi evimize gidelim. Sen git Halide. Ben burada kalacağım. Niye kendini işkence ediyorsun Kemal? Hem sen ne yapacaksın burada? Anama verdiğim sözü tutmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu evi, bu bahçeyi başıboş bırakmayacağım. Serap'ın nasıl bir yılan olduğunu sana yıllarca anlatmaya çalıştım. Ama inanmadın bana o zamanlar. Şimdi biliyorsun. Serap'tan bunun bedelini almadan huzur bulmayacağını biliyorum. Ama dün gece gibi kendini kaybetmeni de istemiyorum bir daha. Hadi sen eve git Halide. Ya sen Kemal? Burada kalacağım. Bu evi, bu bahçeyi eski haline getireceğim. Ya sonra? Hep burada mı kalacaksın? Ben ne olacağım? Bebeğimiz ne olacak? Halde sonra konuşalım mı? Bunları konuşmanın sırası değil. Tamam canım. Ama burada bir ailen olduğunu unutma. Bu zor günleri ancak bizimle atlatabilirsin. İyi misin kardeşim? Ne oldu bana? Neresi burası? Hastanedesin. Vuruldun ya. Ha. Vuruldum değil mi? Taraflardan döndün. Öte tarafa gidip geldim Cemşir Efendi. Az kalsın Sırat Köprüsü'nden geçiyordum. Azıcık şu kadarcık kalmış idi. Yüce Rabbim daha yaşamam gerekiyor herhalde. Yaşattı. İyi ki öyle oldu. Bak seni bize bağışladı. Ramazan. Nerede? Ha, Ramazan nezarette. Nezarette mi? Ha. Ramazan. Ne var? Yerini mi yadırgadın lan sütü olanı? Pinti bekirlik etmeseydin heder olmazdı arkadaşın. Sana bir şey diyeyim mi İbrahim? Hele ona bir şey olsun. O zaman senin ayetlerini tek tek doğrayıp köpeklere yediriyor muyum, yedirmiyor muyum? O zaman görün. Sana bir şey diyeyim mi? Çoktan ölmüştür o kokoroz arkadaşın. Ne diyorsun lan sen ya? Ne yapıyorsun lan? Hayır ulan. Ne
Sağlasın hemşire hanım. Laftan anlamaz kaçıramazsın. Ben dedim, silah hayda alamet değil dedim. Yapma dedim, söyledim. Şeytan doldurur dedim, bir işe yaramaz dedim. Dedim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Size Vukat'la ilgili bazı sorular soracağız. Siz dışarı çıkar mısınız? Olur. Kabak, Enes ben dışarıda bekliyim ha. Adın? Kabak, Hafız, Şeşeya, Yavuz, Akdereli. Hangisi? Kabak Hafız. Seni kim vurdu? Şey edemedim ben yani. Silah kimin elindeydi? Ramazan'ın yuyul. İbrahim'i. Hangisi? Ya dedim ya, hatırlamıyorum. Silah kimindi peki? Ramazan. O vakit Ramazan vurdu sen. Yok. İbrahim vurdu? Yok. Erenler böyle üstüme gelmeyin. Ben az önce Sırat Köprüsü'nden geldim buraya. Böyle üstüme gelirseniz benim halim nice olur? Hasbinallah. Bak kardeşim. Şikayetçiysen suçluyu içeri alacağız. Yok, değilim. İkisinden de mi? İkisinden de. Ha, hatırladım. Tapanca böyle kendi kendine yere düşürdü. O sırada birden takla attı, patladı. Bana patladı. Emin misin? Eminim. Ne uğraştırıyorsun o zaman bizi? İmzala şurayı. Köylülerle toprakların yeni sahibi Serap Dinç Aslan arasındaki husumet bir cana mal oldu. Meryem Şahin'e ait evin kundaklandığı, yangının bu sebeple çıktığı üzerinde duruluyor. Jandarma tahkikatı sürdürüyor. Nasıl böyle bir haber yaparlar? Bu ne cüret? Beni nasıl suçlarlar? Dur kızım, hemen sinirlenme. Hakikat ortaya çıkar elbet. Hanımım. Jandarmalar geldi. Sizi görmek istiyorlar. Serap Hanım. Benimle birlikte karakola kadar gelmenizi rica edeceğim. Hakkınızda şikayet var. Çıkın başkanım, sorayım sizi görmek ister. Sen gidebilirsin. Yaralı şikayetçi olmadı. Ama gözüm üstünde İbrahim. Eyvallah komiserim. Bir yanlış anlaşma olmuş işte. Yoksa Kodes'in gediklisi değiliz. Hani niyeti de bozmadık daha kafeste zıbarmak için. Çıkarın şunu. Sen ruhsatsız silah bulundurmanın suç olduğunu bilmiyor musun? Kusura kalma komiser baba. Ben bu İbrahim şerefsiz benim dükkanıma adadandı diye aldım bunu. Yoksa yemin ediyorum benim silahla neyim işim olmaz yani. Zaten pis bir icat biliyor musun? Benim kardeşim zaten bunun yüzünden hastane köşelerinde sefil oldu.
Bu seferlik görmezden geliyorum bu meseleyi. Ama bir daha böyle bir vukuat olursa alırım içeri. Anladın mı? Allah razı olsun komiserim. Sağ ol. Gidebilirsin. Olay gelsin. Nazım. Ramazan. Oh şükürler olsun. İyi misin? Kurban oldum. Çok korktum Ramazan. Korkma, korkma geçti. Kabak nasıl oldu kurban oldum? Gel de kendi gözünle gör. Hadi gel gidelim. Yemek aldınız uyandı ha? İyi, iyi, çok şükür. He ya, hemencik de seni sormuş. Cemşir anlattı. Yazıyor, yazıyor. Yangını yazıyor. Meyhanede silahlar patladığını yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Gel buraya gel. Al bakalım. Bir bakayım bir tanesine. Gir lan. Bizimkinin haberi nerede acaba? Köylüler resmi olarak başvurup hakkınızda suç duyurusunda bulundular. Araziyi satın aldığım için düşman oldular bana. Bu yüzden bu meseleyle ilgili beni suçluyorlar. Ama inanın benim bu olayla hiçbir alakam yok. Serap Hanım, olayın kundaklama olduğu aşikar. Biz de bize gelen şikayetleri değerlendirip görevimizi yapmak durumundayız. Olay gecesi neredeydiniz? Evdeydim. Çiftliktekiler şahitlik ederler. Her türlü işbirliğine açığım. Lütfen bunu bilin. İnanın bana, bunu yapanların bulunması benim için hayati önem taşıyor. Asıl sormak istediğim şey şu. Sizi zor duruma düşürmek isteyen bir düşmanınız var mı? Bilmem. Kim böyle bir şey yapmak ister ki? Halide, hoş geldin. Geç otur. Köyde olanlar senin marifetin değil mi Orhan? Evi sen yaktırdın. Bu nasıl bir suçlama Halide? Nereden çıkartıyorsun bunu? Ne söylediğinin farkında mısın? Her şeyin farkındayım. Serap'ın gözleri kör olmuş olabilir ama ben her şeyi bütün açıklığıyla görüyorum. Haddini fazlaca aşıyorsun Halide. Madem kocanın annesini ben öldürttüm, niye gitmedin jandarmaya? Kemal'in Serap'tan nefret etmesi işine geliyor, öyle değil mi? Sen kim oluyorsun da? Bu yüzden gitmedin jandarmaya. İşte bu yüzden Halide. Sen benden daha iyi biri değilsin. Ankara'da olanlar kulağıma çalındı Orhan. Kumar yüzünden her şeyini kaybettiğini, karanlık isimlerle el altından iş ortaklığı yaptığını biliyorum. Bütün bu iftiraları kanıtlaman olanaksız. Ailemin mallarını sana bırakacağımı mı sanıyorsun? Hı? Sade de gel Halide. Ne istiyorsun benden? Hayatımızdan ve Adana'dan çekip gitmeni istiyorum. Sen istiyorsun diye buradan çekip gidecek halim yok herhalde Halide. Yapmak zorundasın. Başka seçeneğin yok. Yoksa bildiklerimi anlatırım. Hiçbir şey yapamazsın. Orhan, benimle oyun oynama. Seni mahvederim. Hafız. Kardeşim benim. Yavaş Ramazan, öldürecek mi beni? Kusura kalma ya. Ya bunun şakası mı olur kardeş? Zaten ben bir an gittin zannettim, biliyor musun? Ben sensiz seni bırakıp bir yere gider miyim de bakalım Ramazan. Anca beraber, anca beraber. Artık bütün dediklerimi yapacağına göre... dediklerini işitmediğimi sanma sakın. Söz verdin.
Sırat Köprüsü'nden senin için geldim Allah'ıma. Kardeşime bak ya, sen ne istiyorsan o. Yeter ki sen iyi ol, koluma doladım ya. Sözünden dönenin kaşı kırırsın kardeş. Ayıp edin. Hayrola Reşit? Yüzün çarşamba pazarına dönmüş. He, sen geç dalganı yüzün çarşamba pazarına dönmüş diye. Başımıza neler geldi haberin yok. Ya çatlatacağım mı adamı, söylesene ne oldu? Ölümden döndü. Nasıl? Ya Kemal'le köylüler dün gece çiftliği bastı. Ne diyorsun sen ya? He, tabancalar, tüfekler patladı. Jandarma yetişmeyeydi var ya. Halimiz ne olurdu Allah bilir. Sen gel hele. Kemal geldi ha? He. Köylerle. Gece. Ramazan. Hı. Ya benim furulduğum yayılmış mıdır acep? Yayılmaz mı kardeş? Bütün hastalar sana yazıyor ya bana. Ver lafa güzel. Bak. Meyhanede silahlar patladı. Önceki ayın gece saat 10 sularında çıkan vukuatta bir tane kişinin, sen olayım bu, tabanca kurşunu ile yaralandığı bildirildi diyor. Senin işte böyle yazıyor. Ya, yaza yaza bunu mu yazmışlar? Ya, yediğimiz mermiye değseydi bari. La oğlum adını yazmamışlar işte, daha ne istiyorsun? Eyvah! Ne oldu kız? Bak. Kara Hasanlı köyünde avukat. Meryem Şahin'in evi kundaklanarak yakıldı. Meryem Şahin olay yerinde can verdi. Hafız eniştemin anası ölmüş. Ne var? Ne istiyorsun? Sebep olduğum faciadan sonra ne haldesin görmek istedim ama anlaşılan olan biten seni çok etkilememiş. Er ya da geç gerçek ortaya çıkacak Halide. Benim bu olayda bir suçum olmadığı anlaşılacak. Senden her şeyi beklerdim ama böylesi bir canilik beni bile şaşırttı doğrusu. Senin de ekmeğine yağ sürüldü tabii değil mi? Ne demek? Herkesin benden nefret etmesi işine geliyor tabii. Kemal'in bile beni anasının katili bellemesi işine geliyor. Haklısın. Kemal senden o kadar nefret ediyor ki seni öldürmemesi için dua ediyorum. Ama inan bana bunun sebebi sana duyduğum merhametten kaynaklı değil. Çocuğumun babasının hapislerde çürümemesi için. Evet. Planlarda bir değişiklik yapmak zorundayız Nuri. Bak beyim. Benim seninle bir daha hiçbir işim olmaz. Öyle mi? Ben cezamı çekmeye razıyım. Gidip teslim olacağım. Ama seni de yakacağım. Bilesin. Ha. Sen hala kiminle aşık attığını anlamadın herhalde. Nuri. Şimdi aç o kulaklarını. Beni iyi dinle. Dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Tabii karım ve çocuklarının canına kıymet veriyorsan. Yangını ben çıkarttım. Çünkü Serap Hanım'la uzlaşmamıza mani oluyorlardı diyeceksin. Anladın mı? Benim adımı da ağzına almayacaksın.
Karşılığında. Sen hapisteyken ben de senin ailene bakacağım. Nuri, onların rahat etmesi için ben de elimden ne geliyorsa onu yapacağım Nuri. Ya kabul etmezsen? Kabul etmezsen çok büyük bir hata yapmış olursun Nuri. Bu hatanın bedelini de ailen öder. Bir ev yakmanın ne kadar kolay olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Öyle değil mi Nuri? Şimdi yıka karşımdan! Yürü! Beni içeri sokabileceğim mi Reşit? Ya müsaade et de o kadarını da yapabilelim artık, değil mi? Bak hele. Sen şimdi şu ahırların oradan içeri gir. Kümesi geçince orada bahçe var. Orada beni bekle, tamam mı? Anladın mı? İyi hadi. Hadi. Kemal kardeş. Kundakçı teslim olmuş. Karakoldaymış. Aferin. Gözünüzü hep böyle dört açacaksınız. Bundan kelle elini kolunu sallaya sallaya kimse bu çiftlikten içeriye giremeyecek. Tamam mı? İyi. Aç bakalım şu kapıyı. Aç. Aç. Kapat. 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 Şerefsiz! Kemal, suçunu itiraf etti. Gerisi mahkemenin işi. Kimin maşası olduğunu da söyledi mi? Hayır, tek başıma yaptığını söyledi. Hadi evlerinize gidin. Hadi dağılın, dağılın hadi! Şeref! Kemal! Dün olanları duydum, duramadım. Bir de kendi gözümle göreyim dedim. Çok fenaydı Cemşir. Jandarmalar gelmeseydi ne olurdu bilmiyorum. Çok şükür şimdi hepimiz çok iyiyiz. Torunum, torunum nasıl? İyi, bir şeyciği yok. Hem de çok korktuk hepimiz. Tabii, koskoca çiftlikte bir tane adam, bir tane er yok ki. Kadın başınıza ne kadar dayanacaksınız ki? Bana bak, bu köylü kısmısı durmaz. Bu işin sonu iyi değil Zehra. Ne yapalım Cemşir? Gülü de perişan. Al torunumu bana gelin. Ben sizi saklar kollarım. Yok. Delirdin mi sen? Gülü evden çıkmamızı yasakladı. Ortalığı çok karışır. Bana bak. Ben bu çiftlikteki gavatlardan daha iyi kollarım. Olmaz Cemşir. Israr etme. Şimdi kimse görmeden hemen git buradan. Ben sizi merak edip buraya bir suçlu gibi gizlice geliyorum. Sen başından def ediyorsun beni. Ama bu son.
Bundan sonra sana yalvarmayacağım Zehra. Bunu böyle bilesin. Orhan neredesin? Meraktan öldüm. Halide her şeyi öğrenmiş. Nasıl yani? Neyi öğrenmiş? Partiden ihraç edildiğimi, 5 kuruşsuz kaldığımı, kumar borçlarımı, Paşazade'nin ağzını tutamayacağını bilmeliydim. Ya yangın meselesi? Onu da benim yaptırdığımı biliyorum. Aman yarabbim. Ne yapacağız şimdi? Hı? Bir şey söylesene. Soğukkanlı olacağız ya. Bekleyeceğiz. Halide öğrendiklerini kendi çıkarları için bir süre saklayacaktır nasıl olsa. Nasıl emin olabiliyorsun? Orhan, paraları alıp hemen gidelim buradan. Bekleyecek vaktimiz kalmadı artık. Son kozumu oynuyorum Seher. Çok az kaldı kazanmama. Serap bütün bu olanlardan çok yıprandı. Şimdi artık her zamankinden bana daha fazla muhtaç. Anlıyor musun Seher? Delirmişsin sen. Bu iş çığırından çıktı artık. Hala anlamıyorsun Seher. Benim derdim yalnızca para değil. Serap'la evlendikten sonra her şeyin sahibi ben olacağım. Çiftlik, araziler, bütün toprakların sahibi ben olacağım. Bu kadar uğraşıp Serap'a ve servetine bu kadar yaklaştıktan sonra artık vazgeçemem sen. Bu benim hayatımda oynadığım en büyük kumar. Kazanmama ramak kaldı. Çok yakında bütün bu gücün sahibi ben olacağım. Anlıyor musun? Korkutuyorsun beni. Neden korkuyorsun ki sen? Böyle olmasını sen istedin. Serap'la evlendikten sonra o ve sevgili oğlu vahim bir kazaya kurban gidecekler. Sonra biz tekrar birlikte olacağız. Öyle değil mi canım? Ne yapacaksan yap. Elin çabuk tut artık. Dayanamıyorum. Yok öyle. Oturduğun yerden dayanamıyorum artık demek. Bütün bunların olabilmesi için sen de bana yardım edeceksin. Anladın mı? İn aşağı. Kemal. Sana in aşağı dedim. Ne yapıyorsun? Kemal, ne yapıyorsun? Ne istiyorsun benden? Bugüne kadar çok yaktın canımı. Her seferinde affettim seni. İçimde bir yerlerde hep sevdim seni. Meğer şeytan mısın? Meğer hiçbir şeye değmez misin? Kemal. Anamı öldürdüm. Sen benim anamı öldürdün. Param var. Gücüm var diye kurtulacağını sanma. Anamın intikamını alacağım senden. Kemal. Bana bak. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Böyle bir şey yapabilir miyim ben? Beni hiç mi sevmedin? Hiç mi tanımadın beni? Seni ne kadar sevdiğimi hiç mi bilmedin? Tamam. Sana öfkeliydim. Köylülere, anana, hepinize öfkeliydim. Ama ben hiç böyle bir şey yapabilir miyim? Birinin canına kıyabilir miyim? Halide hamileymiş. Onun için gitmesin ona. Bilmiyordum. Çok öfkeliydim. Ama ananı ben öldürmedim.
Muzaffer Ali'nin üzerine yemin ederim ki ben öldürmedim. Kemal. Ben sana böyle bir şey yapabilir miyim? Yalan. Her zamanki gibi oyun oynuyorsun Güllü. Ama bu defa bedelini ağır ödeyeceksin. Bir gün senin de canın yanacak. İşte o vakit anlayacaksın. Hanımım hoş geldiniz. Siz hiç merak etmeyin asayiş Berkeman. Ben yanaşmaların hep başındayım. İçiniz hep rahat olsun hanımım. Bana bakın. Gözünüzü dört açacaksınız tamam mı? Benim haberim olmadan kuş bile uçmayacak. Hadi bakalım. Size iyi haberlerim var Serap. Suçlu teslim olmuş. Öyle mi? Tahmin ettiğim gibi. Kemallerin köyünden biri. Siz de uzlaşmalarına mani oldukları için Meryem'in evini yakmış. Ne yazık ki bu pek bir şey değiştirmemiş. Hala beni suçluyorlar. İyi misiniz Serap? Neyiniz var? Kemal yolumu kesti. Anasının katili bellemiş beni. Ne yaptıysam inandıramadım. Bu ne cüret? Haddlerini bildirelim. Eşkıya kesildi başımıza. Lüzumu yok Orhan Bey. Lütfen, daha fazla husumet olsun istemiyorum. Sizce bu kadar nezaket hak ediyor mu kendisi? Ben bir karar verdim. Köylülere istediklerini vereceğim. Zaten o toprakları aldığıma çok pişmanım. Böyle bir şeyi niye yapasınız ki? Kendinizi aklamaya ihtiyacınız yok sizin. Ben bu toprakları istemiyorum. Zaten araya düşmanlık girdi. Ne yapsam da benim için çalışmazlar. Daha fazla kan dökülmesini istemiyorum. Aslında kısmen beni suçlamakta haklılar. Her şeyi ben başlattım. Bu felaketin olmasına ben sebep oldum. Eğer o toprakları satın almasaydım, Kemal'in anası şimdi hayatta olurdu. Bence çok duygusal davranıyorsunuz. Ayrıca o toprakları elden çıkartmak bir hayli zamanımızı alacak. Ben elden çıkartmaktan bahsetmiyorum. Köylülere vermekten söz ediyorum. Bence bu büyük bir hata olur Serap. Hem çiftlik hem de fabrikadaki zararımız ikiye katlanır. Bu sizi iflasın eşiğine kadar götürür. Kararım kesin. Peki siz bilirsiniz. Ben yarın köylüye gider kararınızı açıklarım. Âlâ. Yani böyle bir şey nasıl oluyor? Benim aklım bir türlü almıyor ya. Başın sağ olsun Kemal. Çok iyi kadındı Meryem teyze. Nur içinde yatsın. Sağ ol. Torunu olacak diye nasıl sevindiydi. Kısmet değermiş kucağına alıp sevmek. Ya enişte, suçlu yakalandı diyorlar. Asıl suçlu çiftlikte Ramazan. Nasıl böyle bir şey söylersin Kemal? Güllü hiç böyle bir şey yapar mı? Yapar. Yapmadı mı? Daha önce de Ramazan'ı zincirleyip çiftlikte zorla tutmadı mı? Sen bize haber etmedin mi? İstediği vakit ne kadar zalim bir kadın olduğunu gördük işte. He, gördük. Güllü öfkesiyle çok hatalar yaptı elbet ama bunu yapmaz Kemal. Hem bu kadar büyük bir günahı bilip bilmeden ona yüklemek haksızlık olur. Ya enişte, belki şimdi bu işi yapan yakında çözülür ha. Arkasında biri varsa eğer kim olduğu anlaşılır. Ne
Muzaffer Ali'yi zor uyuttum. Çocuğun da huzuru kaçtı kaç gündür olup bitenden. Çocuklar kendilerini emniyette hissetmediği zaman huzursuz olurlar. Güvende olduğunuzu bizzat görmek isterim. İzin verirseniz, bir sakıncası yoksa bu gece burada kalmak istiyorum. Kemal ve diğerleri tekrar gelebilirler. Çok naziksiniz Orhan Bey. Sağ olun. Peki. Gülizar. Orhan Bey bu gece bize eşlik edecek. Misafir odasını hazırlayın lütfen. Baş üstüne hanımım. Teşekkür ederim. Hiç kimse bu gece gözünü kırpmayacak. Anlaşıldı mı? Bir yere oturmak, yaslanmak yok. Hadi bakalım. Dur ya, dışarısı çok soğuk. Ya bir soluklanayım, bir az bir ısınayım ya. Niye? Kapıda dinleyince yeri mi yazıyor? Çık hadi dışarı. Ya bana bak Gülizar, canımı sıkma. Ya hem ben sana ne diyorum ya? Ben yakında çiftçi başı olacağım diyorum ya. Bu olanların var ya, hepsinin acısını beraber çıkaracağız. Hadi gel yanıma biraz, gel. Demek çiftçi başı olacaksın, öyle mi? Ya bak ne diyorum sana ya. Ha? Hanım bu nöbetçilerin başına beni bıraktı, beni. Değil mi? Tabii anladı. Bu çiftlikte ben olmadan adım atılmıyor. Bir de tabii ben şimdi hanımı korumak için bu zebanilerle vuruştum ya. Gözüne girdim tabii. Dayak yiyerek gözüne girdin demek. Ya ben var ya, iki güne kadar tekrar çiftçi başı olurum. Demek öyle diyorsun. Ya tabii ya. Vallahi bak çok üşüdüm ya. Acık beni bir ısıt, hadi gel, gel. Çiftçi başı olacakmış. Eşek ölecek de ters dönecek, karnı güneş görecek, ha? Ya senin de bir dediğin bir dediğini tutmuyor ha. Sen kendin demedin mi? Reşit, bir kadının koynuna girmeyi özlemedin mi demedin mi? Sen dedin. Vazgeçtim. Anladın mı? Vazgeçtim. Sende ne köy olur ne kasaba. Anladın mı? Bu defter kapandı. Bunu kafana sok. Şimdi ben ciyak ciyak bağırmadan çık git buradan. Hadi, hadi bakayım. Hadi, yallah. Demek beni adam yerine koymuyorsunuz ha?
Uyanmış mı benim kuzucuğum? Anne!